...geğerleyen dakikalarda tekrar zaten o noktaya döneceğiz anlık bilgileri artırabilmek için. Güngör Yavuz Aslan da stüdyoda aslında ön aktarımları da birlikte burada e, yapmış olduk. Yanlış varsa düzelt, eklenecekleri de lütfen e, değinelim. Çünkü tanışık olduğumuz coğrafya, hani tarihsel kısmından bahsetmiyorum, sadece harekatlar düzleminde bile baksak, zaten e, Halep çok önemli bir yer. Halep ilinin sınırları içinde zaten ilk terörist faaliyetlerin ya da güçlü terörist faaliyetlerin olduğunu da biliyoruz. Hem Daya Şişit zamanından hem PKK'nın sonrasında yerleşmek istediği alanlardan ve şimdi Halep'te nerede ne oluyor diye hem şurada biraz daha topografik halde var. Burada da ne anlatalım? Şimdi bir kere sadece HTŞ mi ilerliyor? 39 köy alındı deniyor. Hepsi Esad'ın elinde mi Esad rejiminin? Bunların HTŞ tarafından alınması hayra mı alamet, şerre mi alamet? Bir yandan için içinde diğer muhalif gruplar var deniyor. Neden evet. bahsediyoruz tam olarak? <laughs> e, şimdi Suriye İç Savaşı Halep Savaşı olarak başladı. Önemini anlatmak için. Yani 2011 ve 2012'de çatışmalar bu bölgede başladı. Hı hı. Şimdi bu operasyon neden oldu? Bu harekat değil bir operasyon. Yaklaşık bir aydan beri hem rejim unsurlarının, burada bulunan rejim unsurlarının... ...hem Telifat'ta bulunan rejim ve rejime bağlı İran destekli milislerin... Hı hı. ...hem Telifat'taki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve İdlib'e yoğun saldırısı var. Yoğun. E ben... Baştan alıyorum. Bir aydır evet. Esad rejiminin güçleri Terrifat bölgesine... Hem İdlib'i vuruyorlar hem Afrin hem Aziz'e. Buradaki Suriye Milli He, Ordusu'nu vuruyorlar. Yani özgürleştirilmiş alanlardaki Ve İd... Özgür Suriye Ordusu Ve güçleriyle vuruyorlar. İdlib'deki... Evet. Çünkü HTŞ'de İdlib'i kontrol altında tutuyor ya da onların mensupları da ağırlıklı olarak oradalar. Evet. Onlara dair operasyonları Kaldın vardı Suriye'nin. Devam edelim. İdlib, HTŞ'de Afrin, Aziz... Jarablus yani bölgeye yakın olduğu söyleniyor. Suriye Milli Ordusunda ona yakın grup var. Hı hı. Suriye Milli Ordusu Türkiye ile birlikte hareket ediyor. HTŞ kendisi kendisi diyor. İdlib'in içinde de Bağır Kalkanı harekat bölgesi de, de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyeti var. Mevcudiyeti var. Dün akşam aradım neden bu dedim bir iki köy çatışması mı hani her gün olan ya da haftalık hı hı, olan çatışma hı hı. mı? Hayır dedi bu bir cezalandırma gazeteci orada gazeteci cezalandırma. ...muhaliflerde de operasyon olduğunu düşünüyorum. Saldırı gelen bölgelere kadar oldu. Ama ilginç bir şey oldu Samet Bey. Suriye Milli Ordusu da, HTS'de koordineli. Birlikte olmasa bile aynı anda bu harekatı başlattılar. Peki bir boşluk mu doğdu ki evet, rejim tarafında onlar... ...aynı ee, anda farklı gruplar aynı de, anda aynı yere gidiyor. Tabii. E, muhaliflerin de beklemediği bir şey oldu. Baklar köyleri boşaltıyorlar. Çünkü köylere girdiğinde Esad askerleri değil... ...İran destekli milislerin olduğu yapılar... ...kayıp vermemek için vardır birden 15 bugün öğlen saatlerine göre 36 30'a yakın köy ve kasaba hı yerleşke. Hı. yalnız buralar boş onu da söyleyeyim. Yani çatışma bölgeleri olduğu için buralarda sivil yok. Ama yine ilginç yani bir şu nokta. Yani şu bahsetti şuradakilerden mi bahsediyorsun? Şu hatta bakın şu hatta. Yok yok geride var ya bir baksan arka. Tabii tabii. Ha buradan daha iyi anlatalım. Heh. Anlatalım. Yani buradan bu hatta doğru ila, ilerleme oldu. Şimdi Serakip e, şu anda e, Esat'ta. Onun hı. etrafında çatışmalar var. Şuradan gösterirsek e, M5'in de M5'in iki lokasyonu kestiler. Yani artık Esad M5'i kullanamıyor. M5 neden önemli? Şimdi bir dakika. Benim gibi izleyenlerin de kafası evet. karışabilir. E, İdlib sonuç itibariyle Esad yönetiminin kontrol altında değil. Değil. E, buradan muhalifler buradan çıktılar. Esad'ın kontrolü olan bölgelere girdiler. Hani Serakip dediğin yer o zaman şu aradaki bölge. Şte ve M5'in üzerinde. Şurası yani. M5'in üzerinde. Bu Serakip'in etrafında var ama iki noktadan M5'i kestiler. Bu çok hmm. önemli. Artık Şam'la Halep arasındaki bağlantı kesildi, kara bağlantısı. Hı hı. Yani buradan artık tank gönderemeyecek, asker gönderemeyecek. Kestiler ve şu anda da muhaliflerin, teyide muhtaç diyelim, muhaliflerin bize aktardı. Bir ya da iki kilometre Halep'in batı kısmına geldiler, yaklaştılar. Yani nereden bahsetmiş Yani oluyoruz? bu bu Orası hatta, dediğin... bu Halep burası, bu hatta kadar geldiler. Tamam yani... yok yok, o anlamda demiyorum. Yani Halep'te oraya yaklaşmanın önemi ne? Halep şehir merkezine Şehir merkezine, kenar Peki, mahalle. Peki bu güç gidip Halep şehir merkezinde etki üretebilir mi? Ee, karşılığında şu anda direniş yok, ilerliyorlar. E, bu gece dedim girecek misiniz? Halep'e gireceğiz diyorlar. İddiaları bu. Yani bu gece çok kritik. Yani bu senin aldığın kaynaklar o zaman Özgür Suriye tarafının, ordusu tarafından. Şimdi şöyle, oradaki askeri grupların medya birimleri var. Hı hı. Yani burada çatışan grupların hepsini ben medya sorumlularıyla hı hı. görüşüyorum. Yıllardır hı hı. görüşüyorum. Onlar ve bana da görsel gönderdiler. Hı hı. Yani teyit için görsel. Bu gece çok kritik. Yani ben tahminim 2-3 kilometre Batı alebe Yani bu lokasyona yaklaştılar. Bir hattan gidiyorlar, bir hattan. Eğer Esad, şu anda Esad'ın havadan Halep'e takviye yaptı Ruslarla birlikte... ...takviye yaptığı söyleniyor. Eğer Esad bunlara karşı bir karşı taarruz... ...yani şöyle de olabilir... ...bu Esad'ın bir taktiği de olabilir... ...geri çekilerek muhalifleri geniş bir alana yayıp... ...birden bir saldırı da yapabilir... ...ama şu hatta bir cephe oluşacak gibi gözüküyor. Çünkü buralar bomboş. Yani 30 yerleşkeye girdiklerinde... ...köylere girdiklerinde hepsini aldılar. Bomboş bir alana... E, ...Tedrifat'ta da hareket var... E, ...hareketlilik hı hı. var son dakika... E, buradaki e, PKK unsurlarında e, Suriye Milli Ordusu vurmaya başladı. Bakın ben Joker diyebiliyorum, kalbime doğan. Tam bu konjöktürde Halep'teki çatışmalar alevlendiğinde hı hı. Suriye Milli Ordusu TSK desteğiyle Tel Rifat'taki sadece PKK'ları. sadece PKK'ları vurabilir. Çünkü burada Ruslar... Tel Fart'ta PKK dışında Rusya'nın varlığı var. Esad ve var. Rusya var. Zaten hı hı. Tel Rifat'ın sorunu Rus varlığı. Hı hı. Tel Rifat'ta e, Suriye eski üssü hava üssü onlar da küçük bir. Peki, üssü. şöyle ufak bir Hı. soru ve tahmin. Şimdi eğer dediğin gibi olursa. Bir taraftan bu HTŞ unsurları onları biz de sevip beğenmiyoruz. Bir taraftan Özgür Suriye birimleri farklı noktadan gelebilir. Çünkü Cerablus Afrin bir arasında birçok yer var. Zaten, sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi burası zaten kesilirse terifat ortada kalmaz. Ben onu diyecektim. Zaten hareketlenme o yönde. Halep'e gibi gidiyorlar ama hı hı. ana eksenleri terifattan az az ediyor. Yani aslında M4 kesilirse terifat evet, evet. bölgesinde evet, sadece. Evet çok ben onu diyecektim. Yani ya, taktikleri benim gördüğüm. M5'i kontrol etmek esassız. E, M4'ü de PKK'nın kullanamayacağı bir şekilde hı hı. getirmek. Getirmek. Zaten hı hı. buradan bunu alırlarsa artık telrifat tamamen e, abluk altına almış oluyor. Oluyor. Yani gerçek Peki orada mesela e, herhangi bir hava üssü helikopter indirecekler, terfata var falan var. var mı? Var var ama onu PKK kullanamıyor. Ruslar hı hı. kullandırmıyor. Rejim ve Rusya kullanıyor. Ama bu durumdan her şey olabilir diye Tabii soruyorum Tabii de aynı. Zaten Şimdi karadan hem anladığım kadarıyla çok bölüyorum seni ama Bilgin çok o yüzden yanıtları alacağımı bildiğimden. Bir yandan boşlu olsa köyleri tutmak yerleşmek anlamına gelir. Karadan geleceklere karşı mukavemet olur. Aynen. Lojistik olarak kullanıyorlar. Ha, bir yandan yol kesilirse zaten aslında evet. yolun bir bölümü Azez'den de geçiyor. Kullanılabilir alanları senin bahsettiğin Serakip'te alındıysa yani buradan da kesildiyse M4-M5 şey, yok. Şöyle bir hat oluşacak. Şöyle bir hat oluşacak. Hem, hem M4'ü kontrol edecekler hem M5'i. Bu çok stratejik bir üstünlük demek. Ee, bir, bir şey var çok. Terifat başlığı da yazmak lazım. Muhalif muhalifler bunu beklemiyordu kendileri. Biz beklemiyoruz. Biz çatışacağımızı Hı -hı. düşündük. Neden girdiniz dedim? Bizi vurup buralardan vuruyorlar. En son Kur'an kursunu vurdular. Çocuklar öldü dedi. Sürekli atıyorlar dedi. Hı -hı. Hani hatta onların tabiriyle söyleyeyim. E, İsrail gibi bizi vuruyorlar Hı -hı. dedi. Nasıl sivilleri vuruyorsa. Hı -hı. Biz de dedik ki, e, Türkiye'nin açıklaması da biraz sonra anlatacak. Cezalandıralım. Buradan Hı -hı. mı roket atılıyor bize? Gidip o köyü temizleyelim. Bize buradan mı tanka atılıyor? Biz demi ama bir girdik. Şu, e, hani onların söylemesiyle söyleyeyim. İran destekli milis var. 3-5 tane garibanı bırakmışlar. Kimse yok. Ne Esad var karşımıza ne ordu var. Biz de ilerledik. Bir, bir saatte diyor, bir saatte 10 tane köyü aldık diyorlar. Bu da hani değişik tabii. Şimdi. ama hani, onlarda da artık bunlar da... Peki bu, çok özür dilerim. Bu bahsettiğimiz hattın içinde hani hep bir Şii koridoru, Haşiş abinin yerleştiği yer dediğimiz alan. Orası mı bu bahsi geçen Tabii bu, e, bu bölge. E, zaten karşılarında şu anda Esad askerinden daha çok İran destekli milisler var. O zaman Haşli de mi çekilmiş demek oluyor? E, kaçıyor zaten. Yok. Çatışamıyorlar. Çatışamıyorlar. Ben de onu şöyle yorumluyorum. E, benim görüşüm burası asıl Hizbullah vardı. Hizbullah buradan Hı -hı. çekilince boş kaldı. Esad burayı dolduramadı. Hizbullah çünkü iki ayda şeye gitti. Lübnan tarafına. Çünkü çok ilişkin. önemli güçleri vardı burada. Asıl Hizbullah orada bir etki oluşturuyordu. Şimdi boş kaldı. Bir de bir sağ gerçeğini söyleyeyim. İran buradaki çocuklar. Ben öyle hitap, Savaşmak istemiyorlar. Ben psikolojide çok bu savaşı kendilerine ait bilmiyor. Çünkü yıllardır arkadaşları öldü. Şimdi 15 bine yakın söyleyeyim. Karşılarında bir e, muhalif cephe var. 15 bin kişilik bir güç var. Donanımlı. Bir de Suriye'de tecrübe etti. Yani HTŞ e ne olursa olsun HTŞ çatışıyor. Yani HTŞ çatışmadan kaçan bir grup değil. Çatışıyor. ve şimdi Halep'e 2 kilometre gelmiş. Ben şimdi onları yerine koyuyorum. Bir saat sonra HTŞ kafama minecek. Esad yok. Rusya yok. Beni koruyacak. Hizbullah yok. Ben de gideyim diyor. Şimdi bu cümlenin aslında taşlar daha da yerine oturdu. Yanlış söylersem düzelt. Anladığım kadarıyla anlatımlarından bahsi geçen bölgede... ...yani Halep'in batısında, Terrifat'ın, Aziz Hattı'nın güneyine düşen bölgede... ...zaman zaman hem İdlib tarafında HTŞ'yi hem Afrin Aziz Cerablus tarafında... Şimdi, ...Milli Ordu'nun bulunduğu tabii, noktalara, tabii. muhaliflere atış vardı. Şimdi. Ama iki ay önce... E ee, Lübnan'a bir şey daha Esad... Da. Esad... Ee, Tamam. Ee, da top, çok top, top, unutmamak da. için Rusya'da Ukrayna savaşında buradaki Wagner'lerin özel kuvvetlerini cepheye çekti. Onlar Eskide... daha öncedendi. Tamam, o boşluk da var. O da duruyor. Anladım. Şimdi o zaman Halep dediğimizde zaten çok karmaşık olduğunu biliyorduk. Bizim burada gördüğümüz, anlattığımız biz hani biz e, bu M4'ü de baz alarak 30 kilometrelik hat dediğimizde bu hattın içinde aslında 30 kilometre derinlikte PKK varlığından rahatsızlığımızı, önceki dönemde temizlenene kadar da e, DAEŞ rahatsızlığımızı ifade ediyorduk. Zaten bunun altında da farklı yerlerinde de İran'ın etkisini göstermeye çalıştığı bir yandan Hizbullah'ın Belki daha da fazla burası için Haşti Şabi'nin ismi de geçiyor. Yani iki katmanlı da bir İran gücü onların yanında arkasında önünde bir yerlerde de Esad'ın kaldıysa askeri askeri gücü ve Rusya var. Bir gerçeği de söyleyelim Söyle. şimdi. Bu muhaliflerin ilerlemesinin hani ilk ilk söyleyeyim. Hani sağdan baktığımızda nedeni Suriye Milli Ordusu. Şimdi Suriye Milli Ordusunu Türkiye 4-5 yıldır yoğun bir şekilde etkiliyor. Suriye Milli Ordusu rüştünü şöyle ispatladı. Bu hattan PKK buraya çok girmek istedi. Suriye hmm. Milli Ordusunun burayı savunamayacağını ben buradan girerim. Aziz'i patlatırım. Afrin'i patlatırım. Suriye Milli Ordusu buna yıllardır izin vermiyor. Ve Suriye Milli Ordusu ilk defa 10 tane grubun Hamza Özel Kuvvetleri Salih Bey açığı söyleyeyim. Hamza Özü, Özel Kuvvetleri Süleyman Şah gibi cephe cepheyi Şamiye gibi bir Türk medyasında bunu söylemeyi de bir görek veriyorum. Hamza Özel Kuvvetleri'nin komutanı bir Türkmen. Şu anda bu operasyonda en aktif olarak şey alan Savaşçı ve muharip güçlerini gösteriyorlar. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitmesinden. Yani Suriye Milli Ordusu'nun savaşçı gruplarını değilim. terörle mücadelede eğiten bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, özel kuvvetlerimiz. E bu bir sağ gerçeği. Öyle bir operasyonu hale getirdi ki karşılığında İran destekli milis Esad sağda çıktıklarında onların eğitim ve donanımlarından dolayı barınamıyorlar. Ellerinde, ellerinde çok iyi silahlar var. PKK'ya karşı mücadele için verilen silahlar. Artık bir e, milis güç gibi değil. Suriye Milli Ordusu bir ordu mantığıyla hareket ediyor. Ben gördüm. Yani nizamiyelerinden, içtimalarına, eğitimlerine kadar. Ben şey dedim, bunları Mehmetçik eğitmiş. Yani baktığımda bunları bizimkileri eğitmiş. Bu da buradaki etkiyi oluşturuyor. Bu bir yeni bir durum. 10 tane grubun Suriye Milli Ordusu bir araya gelip PKK'ya karşı, Esad'a karşı bu operasyon ama ondan dolayı karşısındakiler... Lojistiği ve dayanı olmayan. Tek bir Esad'ın şimdi yapacağı bir şey var. Onu yapıyor. Kaplan gücü dediğim yani Esad'ın ordu gibi bahsedebileceği tek gücünü havadan buraya sevk ediyor. O da şehre girmelerini önleme geçecek. Şimdi Esad'ın en büyük çıkmazı şu. Kara gücünde İran'a bağlı. Hı hı. Yani öyle büyük bir şok. Ana ana ana, ana İran'a bağlı ana güç bulak gitti. Elinde ne kaldı? Fatımiyun, Zeynep'in gibi ufak gruplar kaldı. Onlar da çatışmak istemiyorlar. Eğer bu gece saatlerinde siz de yakından takip edeceksiniz ee, Salih Bey. Batı Alep'ten şu anda muhalifler 1-2 kilometre kaldılar. Batı Alep'in kenar mahallelerine, kenar mahallelerine eğer muhalifler girerse, kenar mahallelerine girerse bu Halep savaşı demek. Şimdi Ankara kaynaklarından aktarılan siz de takip ettiniz diyor ki biz uzun yıl zamandır bunu önlüyorduk. Burası İdlib çatışmasızlık bölgesi, hı hı, gerginliği azaltma hı. bölgesi. Rusya, İran bunun tarafı. Rejim diyor bu bölgede çatışmasızlık alanını çatışmaya döndürdü en son saldırı. Anlaşma bozuldu demeye getiriyor. Biz artık muhalifleri kontrol edemiyoruz. Çünkü rejim orada barınanları vuruyor. Onları da biz daha bundan şimdi, sonrasında teskin edemeyiz. Onlar biz kendi tarafımıza bir anlamda anlaşma tarafı olarak uydu. belki de onları durdurmakla mesul gibi görünüyoruz. Ama, ama bu sen, kadar çok saldırı olunca durmaları mümkün Türkiye, Türkiye neden karışmıyor ama diyor ki İdlib'de 2 milyon fazla insan var. Sen burada kampları vurursan, Kur'an kursunu vurursan buradaki insanlar çatışmadan ölmemek için bana gelecek ben Hı -hı. bunu gelmesini istemiyorum. Bunu belirtiyor bir defa. Bir bir defa ikincisi de bu gruplar diyor bu operasyonu yapıyor. Kendileri Hı -hı. karar verdi. Ben diyor şu var en çok tartışılan Suriye Milli Ordusu olduğu için emir mi verdi Türkiye? Yani hadi harekatı başlatın. Suriye Milli Ordusu da diyor ki çok saldırıyor bize köylerimizi vuruyor. Bir de burada e, belki Sur de şöyle tanımlanabilir mi? En evet. kolay yolu anlatımından anladığım kadarıyla Türkiye gidin de orada. Halep'e doğru ilerleyin diye bir talimat vermedi ya da bununla ilgili bir izin alışverişi durumu artı, söz konusu değil. Artı sadece zaman zaman zaten o gruplar belki bizde haber bile olmuyor ama sürekli bu çok, sınırların çok içinde sürekli zaten çatışıyorlar. Hani operasyon biz diyorlar onlar. Geçenlerde hani evet. tam ne zamanda hatırlamıyorum. Büyük bir ihtimalle Celal tarafında bir hareketlilik vardı. Grupların kendi arasındaki çatışma. Evet ona Türkiye Heh. müdahale etti. Şurada PKK ile sürekli PKK Heh. buradan girmek istiyor. Hamza Özel Kuvvetleri önlüyor. PKK buradan girmek istiyor. Süleyman Şah. İsim hı. vererek söylüyorum. Tamam. Ama hepsi Suriye Milli Ordusu bayrağı. Evet. Buradan girmek istiyor. Örnek veriyorum. Sultan Murat dönüyor. Hı hı. Dönüyor. Hı hı. Bakın ben bunu söylemekle şeyim. En iyi e, Türkiye ile uyum içinde çalışan grupların başında Türkmenler tamam. var. Şimdi bu zaman diliminde yaşadığımız yani bugün konuştuğumuz şey ise bu e, farklı noktalarda azar azar görülen çatışma halleri çok büyük saldırılara dönüşünce bu sefer milli ordu da kendi aslında başına bir, aslında bir, o, bir taarruza baş. Cezalandırma operasyonu yapmak istediler. Her zaman yaptıklarına baktılar. HTŞ ile birlikte HTŞ dedi ki ben buradan giriyorum. Siz de Hı -hı. bu bölgeden girin. Örnek olarak veriyorum. Hı -hı. Beraber kordup baktılar. İran milisleri çekiliyor. Boşaltıyor köyleri. Esad kontrol noktalarını boşaltıyor O da ne oldu? 36 yerleşkenin 24 saat çok önemli 30 saat ortalama siz de takip edin 30 saatte Halep'in kapısına geldi Ben şimdi muhalifler açısından bakıyorum Ama şimdi dediğin yer çok önemli Oraya atlamamak lazım Şimdi e, İsrail saldırısıyla ilişkili olarak Hizbullah'ın Halep'te yerleşik güçleri ki onların donanımlı iyi güçler olduğunu evet. söylüyorsun. Ki biz Suriye sahasında Hizbullah'la karşı karşıya geldiğimiz noktalar az değil. Yani Hizbullah Suriye'de bize de zarar veren bir örgüt bunun adını evet. koyalım. Zaten bir yandan Haşiş abi var. Hani HTŞ de bizim terör örgütü listemizde. Evet. Sonuç itibariyle çok katmanlı. Farklı ağlar var işin içinde. Biz bunu oradan zaten. çıkınca, öncesinde çok dur bir, evet. bir özetleyeyim değilse düzelt beni. Onun öncesinde Rusya Ukrayna için bayağı yıprandıktan sonra buradaki güçlerinden kaydırınca ortada bir boşluk oluştu. Oraya PKK dolmazsa Esad da dolamadığına göre şimdi açılan alana belki hani 100 kişiyle dolacak yerde 10 kişi vardı. Onların da 5'i kaçtı. 5 şu anda çatışıyorsa çatışıyor ya da ölüyor. Çok Öyle önemli mi? bir şey. Bu operasyonda 10 köy alınır. Batı Alevi'ye girilir, girilmez. Önemlidir. Burada muhaliflerin yaptığı stratejik bir şey var bizim açımızdan. Hı hı. Burada şu, sağda şöyle bir hareket var. Tel Rifat'ta cesaret apı yutmuş gibi PKK hareketlendi. Hı hı. Bize gelen bilgiler kuzeyden de rejimden izin alarak buraya. Bakın PKK burada değil mi Tel Rifat'ta? Tel Rifat'ta edraf rejim. Ee, e, Suriye Milli Ordusu izin vermiyorsa buraya nasıl geliyorlar? Buradan buraya nasıl geliyorlar? Esad izin veriyor. Hı hı. İzin veriyor. Hizbullah'ın çıktığı bu bölgelere PKK'nın yerleştirilme yerleşme ihtimali vardı. Bu da PKK'nın burada çok geniş bir alana yayılması demek. Şimdi muhalifler bundan o köylere muhalifler girmezse PKK girecekti. PKK'nın girmesinin önlü. Zaten ondan dolayı ortalık karıştı. Ya aslında çok stratejik bir hamle hamle. Çünkü PKK hem Azizi hem Afrin'i tehdit ediyor. Şimdi zaten ed Terrifat'taki PKK varlığı ben güneye o boşalan köyleri gideyim dese terrifat zayıflar. Bunu istemezler. Bu yüzden Tabii. farklı Tabii. noktalardan, asıl güçlü oldukları noktalardan yani Bu Haseke da. tarafından Tabii. anladığım kadarıyla Tabii. E, insan kaydırıyorlar, militan kaydırıyorlar. Ona da zaten biz Esad'ın çok yerde işbirliği yaptığını zaten biliyoruz. Hatta ben buralarda PKK'yı bundan... korumak için Esad'ın bayrağının, Rus bayrağının olduğu yerler Çünkü bile var. Esad